Günaydın. Ormanlarımız yanıyor, canımız acıyor. Biz birbirimize düşüyoruz diyerek bir video çektim. Ama olaya nasıl karıştıysa sevgili Azerbaycan da karıştı. Benim medyada ağır bir saldırıya uğradığımın farkındasınızdır belki. Simsiyah bir medya tarafından. Koskoca videomdan küçücük bir bölüm kesilerek bu olmadık sitelerde paylaşıldı. Çok yanlış küfürler, tehditler, çok yanlış tepkiler aldım. Bunu ben Azerbaycan'a yakıştırmıyorum. Bunların hepsinin negatif troller olduğunu biliyorum. Bunlar ülkeyi birbirine katmak için özellikle savaşıyorlar, özellikle kullanılıyorlar. Ama ben hemen şunu altını çizeceğim. Bir şeyi tam olarak okumalısınız, tam olarak değerlendirmelisiniz. Öncelikle ben koskoca videomda geçen küçücük bir cümlenin açıklamasını yapayım. Çünkü anladığım kadarıyla son derece yanlış anlaşılmış. Askerlerimiz nerede diye sorma hakkı her Türk vatandaşı gibi benim de var. Ormanlar yanıyor, askerler nerede? Elbette ormanları söndürmek bizzat askerlerin görevi değil. Ama biz Türk'üz, biz alışmışız. Biz afet anında askerimizi görmek isteriz. Onların elini tutmak isteriz. Onlar diğer ekiplere yardımcı olsun isteriz. Ve zaten Türk ordusu görkemlidir. Gelir. Çocukluğumuzdan biz buna alıştık. Bu böyle. Ama burada karşımıza çıkarılan ne? Azerbaycan askeri. Azerbaycan askeri denen bir gruptan bahsediliyor. Ama o grup enteresan bir grup. Taliban mıdır? PKK mıdır? Müslüman kardeşler midir? Asala mıdır? Nedir? FETÖ'cü mudur? O mudur, bu mudur? Ben o grubun kim olduğunu bilemem. O grup sahada, hepsi kamuflajlı çünkü anlamıyorsunuz. Oradaki jandarmaya, oradaki polise laf söyleyebiliyor. Sen geri çekil diyebiliyor. Bize de videolar geliyor. Oradaki grubu da anlayamıyorsunuz. Neler oluyor? Azerbaycan açıklama yapıyor. Azerbaycan diyor ki biz asker göndermedik. Biz size profesyonel itfaiyeci gönderdik. Onlara teşekkür ediyoruz tabii ki. Yangına su atan, yangında terleyen, bu yangını sadece Türkiye adına değil dünya adına söndüren herkese teşekkür ediyoruz. Ama olay Azerbaycan'la ve askerle tamamen alakasız. Çünkü Azerbaycan biz diyor size itfaiyeci gönderdik. Asker göndermedik. Peki basında sürekli yer alan Azerbaycan askerleri nereden çıkıyor? O kamuflajlı adamlar kim? Azerbaycan askeri denilen neydi belirsiz insanlar dolaşıyor. Demek bu demek aslında. Bunu bu kadar yanlış anlamaya gerek yoktu. Ben çok üzüldüm. Bunu yanlış şekilde ifade ettiğim için de çok üzüldüm. Çünkü hızlı konuşuyorum ve biz çok üzülüyoruz duruma. Bana videolar geliyor. Hocam tatildesiniz, biz çok üzülüyoruz. Evet, tatildeyim. Ama bu benim görevim değil zaten. Biz devletiz. Bu her şeyden önce benim Türk Hava Kurumu'nun görevi. Türk Hava Kurumu'nun bir filosunun olması gerekiyor. Gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bunu hepimiz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Türk Hava Kurumu'nun filosu yok. Ben o sarı uçakları görmüyorum. Azerbaycan diyor ki asker göndermedim. Ama Azerbaycan askeriyle ilgili haberler okuyorum. Kamuflajlı adamlar dağlarımda geziyor. Terörist mi? Nedir? Ne değildir? Ne amaçla yapıyorlar? Acaba burada ev yapmaya, otel yapmaya çalışan insanlar mı onları tuttu? Bunlar nedir? Bilmiyoruz. Bize sadece yansılan bu. Ordumuzu ortada görmüyoruz. Ordumuz belki de terliyor. Belki de çok ter döküyor ama bunu biz bilmiyoruz. Türk ordusuyla ilgili hiçbir haber yok. Türk ordusu alçaltılmaya çalışılıyor. Ben ordumu görmek istiyorum. Ben ordum varken ancak kendimi güvende hissederim afet durumlarında. Bu sıradan bir yangın değil. Mahalle yanmıyor, ülke yanıyor. Ve lütfen videomu tekrar koyuyorum. Bu mantıkla izleyin. Ordusunu soran, ülkesi adına acı çeken ve dağlarda gezen neydi belirsiz insanların kim olduğunu tetkik etmeye çalışan. Çünkü basın sürekli yanlış haber yapıyor. Basın Türk ordusunu alçaltmaya çalışıyor ve basın sanki Azerbaycan'dan bizi kurtarmaya bir ordu gelmiş gibi bahsediyor. Oysa Azerbaycan ordu göndermedi ki. Ortada savaş yok ki. Adamın biri TOKİ evleri yapmaktan bahsediyor. Kendi var olan askerimiz diyor ki ben diyor
canım pahasına olsun diyor. Bu uçakları uçuracağım ve bu yangını söndüreceğim. Bana izin verin diyor. İzin verilmiyor. Bir grup Azerbaycanlı asker gelmiş. Benim topraklarımda geziyor. Neydi belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum.